Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni bir günden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım herkes iyidir. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, beğenme ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün güzel bir gün. Güneşli bir günden herkese merhaba. Öncelikle. Bugün ne yapacağız? Bugün birkaç işimiz var. O biçmiş olduğumuz, tellemiş olduğumuz yoncayı balyalattıracağız. İnşallah gelirse tabii. Bugün balyalama olacak yani. Bugün pazar günü zaten. Başka da hayvanlarımız falan var. Onların bakımlarını yapacağız. Ondan sonra bir de küçük kız kardeşimin bisikleti var. Onun lastiklerini almıştım. Yeni lastik aldım, iç ve dış lastik. Onları göstereceğim, onları takacağım. Okula başladığı için hafta sonları gelip burada bisiklet falan sürecek. Onlarla uğraşacak işte. Bugünlük videomuz bu şekilde olacak. Gelin şimdi başlayalım. Burada da aşure pişiyor. Annem bugün aşure yapacakmış. Bakalım. Ben sevmem ama seven çok. Askerden geldiğim için aşure yapıp dağıtacakmış. Allah hayrını şimdiden kabul etsin diyelim. Şimdi sabah erken saatlerde babam tavukları salmış. Civcivler salmamış. Her zaman civcivler salıp tavukları salmıyordu. Bu sefer tam tersini yapmış. Tavuklarımız bu şekilde. Şimdi bugün balyacımız da gelirse balya yaptıracağız. Onu da göstermiş oluruz. Şimdi arkadaşlar kayısı sezonu bittikten sonra burayı düzenleyemedim. Zamanım olmadı askere gittiğim için. Buralar hep düzenlenecek de. Şu anlık yeterli. Şimdi şöyle. Kız kardeşimin lastiği şuydu. Lastik çatlamış. Ondan sonra iç lastik ne kadar yama yaparsanız yapın şey yapmıyordu, tutmuyordu. Başka bir yerden, herhangi bir yerden yine patlak veriyordu. Yani zaman aşımına mı uğramış derler. Artık şeyim olmuş, tarihi eser gibi olmuş yani bir nevi. Onun için iç ve dış lastik aldık. Eski lastiği buydu. Şimdi aldığımız dış lastik de şu. Birini şunu şu şekilde götürdüm. Lastikçi taktı verdi. Ön lastik ve arka lastik biraz sıkıntılı olduğu için onu sökmedim. Onu da ben yapacağım. Gördüğünüz gibi. Hafta sonları gelip burada bisikletini sürecek. İşte zamanını geçirecek, eğlenecek. O yüzden o sebeple. Şimdi bisikletini de göstereyim. Şöyle. Zaten söktüm, orada duruyor. Toprak. Oğlum. Toprak bayağı zayıftı. Sonradan biraz düzelmiş. Oğlum. Bir merhaba de. Yo, bu da. Kapat, fotoğrafında var ya. Ne? Neyse şimdi. Yavaş 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 oğlum yavaş. Sinirlendi. 3-4 günde bir bunları salıyorum ikisini beraber. Bayağı dolanıyorlar yorulana kadar. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapacağız? Şimdi civcivlerin ve tavukların yemlerini vereceğim. Bu civciv ve tavuklara 3-4 gün boyunca vitamin vermiştim. Vitamin verdim. 3-4 gün oldu herhalde. 4 gün boyunca vitamin yeterli bence. O nedenle bundan sonra normal su vereceğim. Bir hafta kadar. Bir hafta sonra yine tekrardan vitamine geçiş yapacağız. Bir torba şey yemi aldım. Piliç geliştirme yemi, civciv geliştirme yemi. Yani besi yemi diye geçiyor herhalde. Et civcivler için, etlik civcivler için.
Onları vereceğiz. Bakalım. Bugünlük videomuz bu olacak. İşte dediğim gibi balya makinesi gelirse, balyacı gelirse balya yapacağız. Onları göstereceğim. Bu şekilde bir video olacak. Şimdi gelin videomuza geçelim. Dediğim yem bu. Böyle. Palet mi diyorlar, palet halinde mi diyorlar. Öyle bir yem. Toz değil yani. Etlik civcivler için olan bir yem. Bunu biraz büyük olanlar için yediriyorlar. Bu şekilde veriyorlar. Şimdi benim normal suluk ve yemlik kabım olmadığı için bu birkaç gün içerisinde alacağım. Normal işte stillerden, kovalardan falan kullanıyorum. Bir de tahtadan yemlik yapmıştım. Onları kullanıyorum. Bu birkaç gün içerisinde yemlik ve suluk alacağım. Dediğim gibi bunları ıslatacağım. Biraz ıslatmam lazım. Rahat yemeleri açısından. Ondan sonra da civcivlere vereceğim. Şöyle biraz ıslatalım. Evet, fazla ıslatmaya gerek yok. Şimdi bunu şurada ayırdım, birkaç civcivim var. Bunları niye ayırdım öbürlerinden? Bunlar zamanında biraz şey bakıldığı için, zayıf bakıldığı için hayvanlar birbirini yaralamaya kalkmış. Yaralamış yani. O nedenle ölmemeleri açısından buraya aldım. Biraz da şey yaptım, mor sprey falan sıktım hayvanlara. Düzeldi, bayağı düzeldiler. Yaralar falan kapanmış. Bakın şöyle göstereyim. Şöyleydi yani, birbirini yemeye kalktı. Dur oğlum, dur. Bakın şöyleydi. Böyle yaralanmalar vardı. Düzelmeye başlamış bakın. Buraya ayırdım. Aldım onları ayırınca burada rahat bir şekilde yemlerini yiyebiliyorlar. Burada bir 11-12 tane olması lazım. Yemlerini, sularını burada koyuyorum. Burada yaşıyorlar bu hayvanlar. Bunlar da zaten kesime geldiği zaman öncelik bunlarda. Şimdi bunlar seviniyor tabi. Yemler ayağının altında diye ama. Bakın şurada bir sakat civcivimiz var. Onu da buraya ayırdım. Orada ölürdü kesinlikle. Burada gelişmeye başlamış. Bu şekilde. Şimdi. Islattığımız yerde şöyle kabına dökelim. Şunu da biraz dökelim, ayrı olsun. Şöyle dökmesek iyiydi. Mesela şuraya dökelim. Bunu da bu tarafa yapalım. Dediğim gibi vitaminli su veriyordum bunlara da. Bayağı faydası oluyor. Dedim ki ortaya koydum mu şey yapıyorlar. Dağıtıyorlar. Bunlar büyük bunlar susamışlardır. Yani onlar şimdi karınlar doyasıya yiyor. Ondan sonra bitmediği için onlar çıkıp diğerleri geliyor. Şimdi birkaç yere daha koydum mu deviriyorlar. Hatta şimdi biraz daha koyalım. Bunların hepsi yaralıydı arkadaşlar. Yaralı olanları. Bir tane sakat olan vardı. Yani doğuştan engelli olan. Onu bakın şu görüyor musunuz? Şuralarda yaralar var. Kuyruk sokumlarında. Kuyruk yerlerinde. Onların hepsini ayırdık. Şey olmasın diye. Bakın hepsinde var. Ama yaralar düzelmiş, kapanmış yani yaraları. Orada kalsa büyük ihtimal öleceklerdi. Bunların işi bu kadar arkadaşlar. Beni yiyorum. Arkadaşlar şimdi içerisi bayağı tozlanmış, kir tozlanmış deyince yani toprakla doldurmuşlar. Şuradaki toprağı eşikleyip içeriye atıyorlar. Taşla maşla dolmuşlar, doldurmuşlar. Burayı ben normalde temizlemiştim. Yemlikleri bu şekilde yemlik yaptım gördüğünüz gibi. Bunlara koyuyorum yemlerini.
Ama işte bunlar olmuyor, yeterli olmuyor, sıkıntılı. İçerisini pislikle dolduruyorlar. Bunlara yemlik ve suluk alacağım işte. Suyu da şu şekilde temin ediyordum öncesinde. Gördüğünüz gibi bunlar şu an değiştireceğim de tabii. Birkaç gün içerisinde buraya yemlik ve suluk alacağım, asacağım. Mesela şu tavandan aşağıya suluk ve yemliğini asacağım. O şekilde pislik falan girmeyecek, toprak girmeyecek içerisine. Bunlarda etlik civcivlerim var, normal yumurta civcivleri var. Bak, gördün mü? Kapının önüne yığılmış bekliyorlar. Evet, kapı kapalı olduğu için oraya yığılmışlar. Dışarıya çıkmayı bekliyorlar. Burada bir yumurtamız var. Yumurtayı da alalım. Kurmasınlar. Herhalde iki taneymiş ya. İki tane yumurtamız var. Bu şekilde. Şimdi yerlerini de verelim. Bunlara sadece şey yapıyorum. Islanmış buğda veriyorum bunlara şu anda. Şişenin içinde de mi var burada? Nerede? He. Onlar ne? Onlar da et gibi. Arkadaşlar bunlar da veriyorum. Evet. Şimdi şurada yapmış olduğum yerde de et çiftçileri var. Şurada bakın görüyor musunuz? Onlar bir kademe küçük olanlar. Onları da göstereceğim. Hatta orada bir şeyler alayım. Neyse, burayı almayalım. Burası duruyor. Şimdi burayı açtığım zaman bunlar birbirine karışacak. Gerek yok. Önce dışarıdakilerin yemini vereyim. Onları saldığım zaman dışarıya çıkarlar. Sonra da orayı yaparız. Şimdi şu suyu da alalım. Şu suları da alalım. Bunları da değiştireceğiz. Dediğim gibi yemlik ve sulu kaldıktan sonra alabiliriz. Arkadaşlar günümüz bu şekilde geçiyor tabi. Aç bir ilaç. Bekliyordum. Şimdi şöyle ıslanmış bir buğday ve geliştirme yemi, besi yemi var. Onları dökeceğiz şimdi. Şöyle kameramızı verelim. Öncelikle ıslak buğday, bir gün öncesinden ıslatıyorum. Şöyle döküyorum. Bu yemlikler bunlar için az. Dediğim gibi yemlik alacağım. İdare termik kullanıyorum bunları. Şimdi sıra yemek. Şurada ama onlar yiyecekler. Islanınca da böyle bir sıkıntı oluyor. İzleyin arkadaşlar. Şu an videonun en güzel yerindeyiz. Şurada kapımızı örtelim çünkü bunlar yamyam gibi. Adamı yerler adamı. Bunları kessek var ya bir aile zımba yapar. Zımbaları göstereyim. Allah. Arkasına da merdiven yaptığım için. Şunlar da şurada çıkmaya çalışıyor. Cü. Şimdi hepsi biter. İçeride bir tane kalmaz. Şuna bak. Yürük. Bu nasıl bir hayvan ya? Yürüyüşüne bak.
Allah'ım yarabbim. Bunlar yamyam gibi. Şimdi bunlara yeşil ot da getiriyorum, yonca da getiriyorum. Yonca da protein olduğu için yoncayı bayağı seviyorlar. Bunlar yemini suyunu içsinler. 10'er iner. Şimdi işlerin arasından aşure malzemelerini de gösterelim. Cevizimiz var. Bu şekilde kesilmiş, kırılmış, artık nasıl derseniz. Kuru üzüm, fındık, kayısı çekirdeği şu şekilde soyuluyor. Önce ıslatılıyor. Sonra da bu şekilde soyuluyor. Kabuğu alınıyor. Fıstık var. İncir var. Ne bileyim başka. Kayısı da var aynen gösterdiğimiz gibi. Birkaç şey daha var. Onlar da zaten fasulye, nohut var. Boş yemese daha tatlı bunlar. Neyse. Malzemelerimiz var. Biz şeylerin, canavar, zımbaların yanına gidelim. Burada daha küçük civcivlerimiz var. Suyu alalım burada. Bunlar yamyam gibi. Şunu al Melika. Ya Allah diyelim. Şimdi pişman oldu ya. Ne oldu? Çıkamadın mı? Şimdi arkadaşlar. Wow. Elimi kazandılar. Vallahi bunlar adamı yer. Zımba eder bunlar. Yer. Oo, elim ısırdı. Vallahi elim ısırdı. Hadi yol verin arabana. Amerika bizi aldı. Tamam. Oo. Bir adamı yer adamı. Zayiat var mı? Zayiat yok. Bu ne yapmış seni oğlum? Elimi yiyor. İçine püslenmişler. Hepsi yanmıyor. Bak bak. Bak göster Melike. Melike göster. Yeter ki yem olsun. Yam yam var. Allah. Ama bir yere dökmüşler. Neyi? Döktü mü? Onlar yerde nerede döktü? Havada her yerde yürüyor. Merdivenimizi de göster bak. Merdiven yaptık. Çıkamıyorlardı. Sabah hiç çıkamadılar. Bunlar içeride kaldı. Tam doğrusu o. Etlik çivicin içeride kalması lazım. Hatta bunları açalım. Ne geldi ne bakın. Yol mu almışsın abi? Yoksa inip çıkamıyorlardı bunlar. Tüyemiş hayvanlarımızı da göster. İyiler mi abi? Hadi. Ne alalım? Melika, gel şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi işlerimizi bitirdik. Balyacı da şimdi mi geliyor? Aşuremiz de geçiyor. 35 mi ne? Odur işte. Balyacı niye gelmedi? Bu 35'lik. Neyse arkadaşlar, şimdi ekipmanlar yanımızda. İskeletimiz, çırağım, anahtarı verecek çırak. Ondan sonra yeni lastiklerimiz var, pompamız var. Şimdi yapmamız gereken lastiğin biri sökülü zaten, hazır yapılıydı. Diğeri şu eski içinde çıkan iç lastiklerini de iç ortasından yaracağım, diğerinin üstüne geçireceğim. Biraz daha sağlam olur diye düşünüyorum bakalım. Bir de buralar sıkıntılı, arka teker sıkıntılı.
bize şey getir bir tane. Ha şu şey, onu bıraksana, şu kapağı getir. Pompa niye akamadın? Getir onu. Kızım bu durumu sen nasıl koydun? Bırak. Tekrar bak sen. Ne oluyor? Önceden ardından koyduğunda da düştü. Mağdur bir şanslılar. Şimdi anlatayım öncelikle. Dediğim gibi eski iç lastiğini yeni iç lastiğinin içine geçireceğiz. Üstüne geçireceğiz. İçine değil de üstüne geçireceğiz. Şu lastikler de değişecek zaten. O şekilde daha sağlam olacak. Şimdi biz hızlandırmayı alalım, uçalım burada. Evet arkadaşlar, lastiklerini taktık, şişirdik. Şu an daha dur fren ayarını yapmadık. Bu şekilde oldu. Melika iyi oldu mu? Tamam, eski lastikler burada. Şimdi en son aşureyi de gösterelim. Aşuremiz de bu şekilde. Ne güzel kokuyor ya. Ama sevmiyorum işte. Yapacak bir şey. Bu şekilde. Şimdi Melika, bisiklet ayarını yapalım bir dakika. Evet arkadaşlar, lastiklerini falan da yaptık, yeniledik. Şimdi Melika Hanım sürecek. Ya Allah, bismillah. Hadi bakalım. Aferin. Gel bakalım buraya. Hadi bakalım. Gel buraya doğru bakalım. Gel 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 gel. Heh. Aferin. Al daha gölgeye gel. Tamam, lastiklerin rengi de beyazı siyah oldu, iyi oldu. Memnun musun? He? Evet. Teşekkür eder misin? Teşekkür ederim. Tamam, güle güle kullan. Evet arkadaşlar, üstümüz başımız hep toz oldu. Ama bugün işlerimizi bitirdik. Yani bugün daha işlerimiz çıkar mı var büyük ihtimalle. Ama balya makinesi gelmedi. Balya kaldı yani, balya işlemi kaldı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ve huzurla kalın.